Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle bir haftalık plan yapacağız. Önce haftanın süslemesini yapıp daha sonra da planlama aşamasına geçeceğiz. Ben Getestle ajandasını kullanıyorum. Şu an ikinci haftasını kullanmaya başladım Getestle ajandamın. Ve permanentli bir kalem ile tarihsiz bir ajanda olduğu için tarihlerini yazmaya başlıyorum. Getestle ajandamın paket açılım videosunu da bir önceki videomda bulabilirsiniz. Videonun linkini aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına. Tarihleri yazdıktan sonra ben bu haftanın temasını mavi olarak belirledim. Mavi üzerinden gitmek istedim. Bu nedenle de Menüson'un bu kalemlerinden mavi olanıyla tarihlerin üzerlerine geçiyorum. Bu görüntüyü ben gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü hem böyle daha güzel gösteriyor hem de böyle fazla göz yorucu olmuyorlar. En azından haftayı süslemeye vaktiniz olmadığında bile sadece böyle bir kalemle tarihlerin üstünden ya da böyle önemli yerlerin üstünden geçtiğinizde çok güzel görünüyorlar. Şimdi ajandamın sayfalarını ajandadan çıkardım ve direkt o şekilde önüme aldım. Çünkü bu şekilde bantları yapıştırmak, stickerları planlamak daha kolay oluyor. Yine aynı tonlarda mavi bir bantı alıp iki sayfamın da alt taraflarına geçeceğim. Geçen hafta mesela yan delik kısmına geçmiştim. O da çok güzel duruyor ama her haftanın böyle aynı planlama modunda olmasını sevmediğim için bu hafta alt taraflarından geçiyorum. Bantı yapıştırdıktan sonra kenarlarındaki fazlalıkları makas yardımıyla düzeltiyorum. Ben iki sayfaya birden de alt kısmına yaptım. Eğer isterseniz tek tarafında da bırakabilirsiniz. Ya da dediğim gibi delikli kısmında olan yerlere yapıştırabilirsiniz. Hatta ve hatta sağ sayfada şu an yapıştırdığım sayfanın sadece sağ tarafına da bant geçebilirsiniz. O da çok güzel duracaktır. Ben bu bantları çok aşırı derecede seviyorum. Washi tape gibi üzerlerine yazılamıyorlar. Ancak sürekli böyle yanlış yapmanızı engelliyorlar. Daha doğrusu şu şekilde, eğer yamuk yapıştırdıysanız hemen düzeltme şansınız olabiliyor. Bu nedenle çok seviyorum ben bunları. Hem de sağlam bir şekilde yapışıyorlar. Şimdi bantlarımı da yapıştırmayı bitirdim. Şu an daha renksiz durduğu için AliExpress'ten aldığım bu bantları, stickerları süslemede kullanacağım tekrar. Ben renklerine uygun olanını, temama uygun olan renkleri seçtim ve şu anda yerleştirmeye çalışıyorum. Nasıl planlayacağımı düşünüyorum. Getestle ajandalarda birazcık yer sıkıntısı var gibi gözükse de, bir tık daha küçük olsa da bu şekilde büyük stickerlar kullandığınızda bile fazlasıyla rahat kullanım yapabiliyorsunuz. Hani yazmanızda hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Ben stickerlarımı yapıştırdıktan sonra sayfalarımı ajandaya geri aldım ve planlama aşamasına geçtim. Bir önceki haftanın temasına uygun olan kalemi de ajandadan çıkarttıktan sonra planlamaya başlıyorum. 25'inde pazartesi günü hocamın yanına gidip sunumum hakkında bilgi almam gerekiyor. Bu yüzden bunu ünlem işareti koyarak belirtiyorum. Siz bu şekilde işaret koymadan da planlama stickerlarında olan stickerlardan da koyabilirsiniz. Ama benim temama uyan bir sticker olmadığı için o şekilde yapmadım. Salı günü de mezuniyet için bir toplantıya katılmam gerekiyor. Bunun saatini ve yerini not alıyorum. Unutmamak adına. Bunları da yine siyah kalemle yapıyorum. Genel ağırlıkta mavi tonlarda yaptığım için yazıları siyah kalemle yapmaya karar verdim. Bu toplantıya katılım tam olarak kesin olmadığı için yuvarlak yaptım ve katıldıktan sonra üstünü boyayacağım yine. Cuma günü de mezuniyet var. Kendi mezuniyetim değil ama mezuniyette gönüllü olarak çalışacağım için bugünü de yine kodluyorum, yazıyorum unutmamak için. Şimdi oraya da yine ünlem koydum. Ve 30'unda yani cumartesi günü annemler gelecek. Bu nedenle de onları da olacağımı belirtmek için oraya yazacağım. Bunun için de Miniso'dan aldığım stickerlardan kalpli olanları kullanıyorum. Temama bir tık daha uyduğu için, stickerlarda da zaten sarı altın tonlarında oldukları için bu sticker'ı kullandım ve oraya yine belirttim. Benim bu haftaki planlamam bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Bu şeyden ilham alarak yaparsanız bana mesaj atmayı, fotoğraflarını atmayı unutmayın.
İyi seyirler dilerim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.